Merhaba sevgili çocuklar. Son günlerde çevrenizdeki büyükler koronavirüsten çok bahsediyorlardır. Bu virüs hepimizin hayatını zorlaştırdı. Bu süreçte siz de çok sıkılıyor olabilirsiniz. Sizin gibi bu durumdan etkilenen, okuluna gidemediği için, arkadaşlarıyla oyun oynayamadığı için çok sıkılan bir arkadaşınızdan bahsedeceğim. Bu arkadaşınızın adı Selin. Merhaba, ben buradayım. Selin. Selin merhaba. Ben anlatabilir miyim arkadaşlara neler yaşadığımı, neler hissettiğimi? Tabii ki anlatabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Ben okula gitmeyi, öğretmenimi, arkadaşlarımla oyun oynamayı çok severim. Çevremdeki büyükler sürekli koronavirüs diye bir şeyi konuşuyor. Annem babam her akşam heyecanlı bir şekilde haberleri bekliyorlar ve orada da koronavirüsten konuşuyorlar. Bir gün annem yanıma geldi ve koronavirüs salgını nedeniyle bir süre okula gidemeyeceğimi, ne kadar süreceğini de bilmediğini söyledi. Sevdiklerimizi ziyarete gidemeyecek ve onlar da bize gelemeyecekmiş. Hiç böyle bir şey olmamıştı. Çok şaşkın ve üzüntülüyüm. Kendimi huzursuz, öfkeli hissediyorum. Çok sıkılıyorum. Bütün duygularım karıştı. Böyle hissedince de evde hep sorun çıkartıyorum. Sonra düşündüm ki bu hissettiklerimi annem ve babamla paylaşmam gerekiyor. Onlarla paylaştım. Çok rahatladım. Kendimi güvende hissettim. Annem bu duygularımın sürekli olmadığını, onun için korkmamam gerektiğini söyledi. Babam da koronavirüs ile ilgili bilmem gerekenleri anlattı ve güvende olduğumu söyledi. Ben annem ve babam ne söylerse onlara inanırım. Güvenirim. Ben de size öğrendiklerimi anlatmak istiyorum. Şimdi bu koronavirüs insanları hasta eden bir mikropmuş. Bu mikrop insandan insana çok kolay ve hızlı bulaşabiliyormuş. O nedenle bir süre sevdiklerimizle görüşemeyecekmişiz. Bizim ve onların sağlığı için. Yani okula gidemediğimiz, arkadaşlarımızla oynayamadığımız, sevdiklerimizi göremediğimiz için mızmızlanmak yok. Bu bir görev gibiymiş. Sağlık görevi. Ayrıca bu süreçte ellerimizi düzenli olarak yıkamaya özen göstermeliymişiz. Büyüklerimizin bize öğrettiği gibi öksürmek istersek de dirseğimizin iç kısmını öksüreceğiz. Ya da mendille ağzımızı kapatacağız. Unutmayalım, yaptığımız her şey önce kendi sağlığımız, sonra sevdiklerimizi korumak için çok önemli. Eğer dedemi, anneannemi, babaannemi özlersem onlarla telefonda görüşebilirmişim. Öğretmenim ve arkadaşlarıma da mesaj atabilirmişim. Oyuncaklarımla oynayabilirmişim. Tüm ailem evde olduğu için ailecek de oyunlar oynayabilirmişiz. Unutmadan söylemem gerekir ki bu süreçte evde her zaman uymam gereken kurallar değişmemiş. Annem öyle söyledi. Koronavirüs hakkında her şeyi biliyorum artık ve çok rahatladım. Yani bazen üzgün ve öfkeli olmak çok normalmiş. Çok sıkıldığım zaman yeni oyunlar keşfetmem için bir fırsat olabilirmiş. Hem bu oyunları daha sonra arkadaşlarımla oynayabilirmişim. Ne dersiniz? Yeni oyunlar keşfetmeye çok heyecanlı değil mi? Evet çocuklar, Selin arkadaşınıza bu süreçte neler yaşadığını, neler hissettiğini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ederiz. Sevgili çocuklar, bu süreçte yalnız değilsiniz. Bu süreci birlikte atlatacağız. Güzel günlere bir an önce kavuşmak için evde kalmaya devam edelim. Hoşça kalın.